Bu videoda kardiyak ablasyondan bahsedeceğiz arkadaşlar. Kardiyak ablasyon. Kardiyak ablasyon, aritmi tedavisinde kullanılan bir prosedürdür. Aritmi, kalbin elektriksel sisteminde anormal bir nabız, yani kalbin ya çok hızlı ya da çok yavaş atmasına ya da anormal bir ritimle sonuçlanan bir bozukluktur. Kalbin normalden çok daha hızlı atmasına taşı aritmi denir ama buraya sığmaz diye ben buna sadece burada kısaca taşı yazıyorum. Kardiyak ablasyonda aritmiye sebep olan hasta kalp dokusu vardır ve bu doku yok edilir. Aritmiye sebep olan bu dokunun ortadan kaldırılması ile gelecekteki aritmilerin engellenmesi umulur. Kardiyak ablasyon farklı aritmilerin tedavisinde kullanılır. Örnek vermek gerekirse atrial fibrasyonu yani kalbin kulakçıklarının ya da atriyal odalarının duvarlarının spazm geçirmesini verebiliriz. Ek olarak atriyal çarpıntıyı yani yine kalbin üst odacıklarından kaynaklanan yüksek nabzı tedavi etmek için de kullanıldığını söyleyebiliriz. Ablasyon ile ventriküler taşikardi yani kalbin karıncıklarından ya da alt odacıklarından kaynaklanan taşikardi ile aksesuar yollardan kaynaklı taşikardiler de tedavi edilir aksesuar yol ya da yolak üst odacık yani kulakçık ile alt odacık yani karıncık arasında yer alan ama aslında orada olmaması gereken bir bağlantıdır. Kısacası elektriksel iletimde bir kaçak olur ve sinyal AV düğümünden geçmeden karıncıkların olması gerekenden erken kasılmasına yol açar. Ablasyonun atrioventriküler nodal reentran taşikardi tedavisinde kullanıldığını da eklemek istiyorum. Bunu kısaca AVNRT olarak buraya yazabiliriz. Evet, AVNRT, AV düğümü etrafında dolaşan anormal bir elektrik devresi yüzünden nabzın yükselmesi durumudur. Şimdi, aritmisi olan hastalar bir kalp doktoruna yani kardiyoloğa giderler. Kardiyolog da bu aritmileri tedavi edecek ilaçlar verir hastaya. Ancak bazı zamanlarda arkadaşlar aritmiler alınan tüm bu ilaçlara rağmen çözülemez devam eder. İlaçların işe yaramadığı durumda elektroşok tedavisine yani kardiyoversiyona başvurulabilir. Kardiyoversiyonda kalbe şok uygulanır ve bu sayede kalbin anormal olan ritim ya da nabzından kurtulup normal ritmine ya da nabız düzeyine gelmesi beklenir. Kardiyoversiyonun işe yaramadığı durumlar da vardır ki bu durumlarda kalp ritmi ya düzene girmez ya da eski aritmi durumu tekrar etmeye başlar. İlaç tedavisi görmüş ve kardiyoversiyon uygulanmış bir hastada eğer hala aritmi varsa o zaman ablasyona başvurulabilir. Ablasyonda vücuttan içeri girilir yani bu girişimsel bir uygulamadır ve kalp dokusu yok edilir. Bunun kulağa son derece invazif bir prosedür olarak geldiğini biliyorum. Ancak ablasyonun zannedildiği kadar invazif olmadığını, yani açık kalp ameliyatı ile kalbin bir kısmının alınmadığını bilmenizi isterim. Kardiyologlar bu prosedür için genellikle kasıktaki bir damarı kullanır ve kalbe bu şekilde ulaşırlar. Bu arada bu çizimdeki kalbin doğru ölçekte olmadığını da söylemek istiyorum. Normalde olduğundan çok daha büyük olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Kalbi bu kadar büyük çizmemin sebebi damarları biraz daha ayrıntılı şekilde görebilmeniz. Evet ne diyorduk? Kardiyolog bir damar aracılığı ile ki bu damara genelde kasıktan girilir, kalbe bir takım araçlarla ulaşır. Mesela kateter ile. Bu iş için toplar damar ya da atar damar kullanılabilir. Kalbe ulaşıldığında araçlar yardımıyla kalbin hasarlı dokusu tespit edilir ve yok edilir. Yok edilir derken hasta doku genellikle yakılır. Zaman zaman dondurma yöntemine de başvurulur ancak genellikle yakma işlemi uygulandığını söyleyebiliriz. Hasarlı ya da hasta dokunun ortadan kaldırılmasına ablasyon adı verilir. Ancak bu doku ortadan kaldırıldığında yerinde bir yara dokusu oluşur. Yani diğer adıyla skar doku. Skar dokular elektrik sinyallerini iletemedikleri için hasarlı doku ve etrafındaki problemli bölgenin ortadan kalkması, anormal sinyallerin bu bölgeden çıkmasına engel olur. Fokal noktaların yani normalden fazla atan irite alanların sebep olduğu bazı taşı aritmiler vardır ve buna örnek olarak ventriküler taşı verebiliriz. Kısaca VT yazıyorum. İrite olmuş hasarlı ya da hasta doku normalden fazla atarak kalbin geri kalanına sinyaller gönderir ve taşı kardiye sebep olur. Kardiyolog, problemli dokuyu ortadan kaldırdığında, burada oluşan skar doku, anormal sinyalin bu bölgeden çıkmasını engellemiş olur. Kardiyologlar, iletimde kritik önem taşıyan bölgelerden, mesela SA ve AV düğümünden uzak dururlar. Yani bu kısımlara dokunmazlar ve aritmiye sebep olan problemli alana odaklanırlar. Reentran devrelerden kaynaklı taşı aritmiler de vardır. Reenteran devrenin anormal bir elektrik döngüsü olduğunu ve nabzın yükselmesine yol açtığını biliyoruz. Bu durumlarda kardiyoloğun kritik istmus adı verilen bölgeyi bulması gerekir. Kritik istmus anormal elektriksel aktivite döngüsünün tüm dalga boylarının geçtiği noktadır. Her şey dokunun bu bölgesinden geçtiği için dokuyu ortadan kaldırdığımızda döngüyü de ortadan kaldırmış ve taşikardiden de kurtulmuş oluruz. Kritik istmus, dokunun en dar kısmı olduğu için ablasyon prosedürü açısından da en güvenli dokudur. Burada da kardiyologların elektriksel iletim açısından çok önem taşıyan yapılara dokunmayacaklarını eklemek lazım. Yapılması gereken ve yapılan şey problemli dokunun ortadan kaldırılmasıdır. Aritmisi olan hastalar ortaya çıkan belirtilerden genellikle haberdardırlar. Örneğin nabızlarının yükseldiğini hissederler, çarpıntıları olduğunu söylerler vesaire. Çarpıntı, kalbin göğüs duvarına doğru çarpıyormuş gibi hissedilmesidir. Bazı hastalarda baş dönmesi de görülebilir. Hastaların bu belirtileri okuyabilmeleri, yani örneğin nabızlarını kontrol etmeleri ve kardiyologları ile iletişime geçmeleri çok önemlidir. Neden diyecek olursanız, aritmiler son derece tehlikeli olabilirler de ondan. Dolaşım yavaşlarsa hasta kendinden geçebilir, hatta çok daha ciddi inme ya da daha ciddi aritmiler gibi kalp problemleriyle karşı karşıya kalabilir. Örneğin Ventriküler taşikardinin ölümcül bir aritmi olan ventriküler fibrilasyona dönüşebileceğini biliyoruz. Ventriküler fibrilasyonda karıncıkların duvarları spazm geçirir, kan dolaşımı durur ve bu da tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilecek bir durumdur.